Herkese selamlar. Arkadaşlar bugün çok güzel bir proje yapacağız sizinle beraber. Saksıdan teraryum, canlı teraryum olacak. Saksımızı aldık evde. Seramikten yapılmış, fırınlanmış bir saksımız var. Şimdi onun için salınım yapmayan bir iki tane ağaç türü var. Mangrovdur, üzümdür. Mangrov burada yetişmediği için üzüm şimdi alacağız buradan. Şimdi üzümleri budayarak başlayalım. Ondan sonra da kaya yosunu toplarız. Şimdi arka tarafa küçük yosunları toplamaya gidelim. Şimdi az önce bulduğumuz şu yosun toplarını yerinden alalım. Biraz üşüdük. Hemen küçük bir meyve çayı molası verelim. Nasıl ama? Süper olmuş. Ellerine sağlık. O güzel oldu, içimiz ısındı. Biraz meyve çayım var. Meyve çayın çok iyi. Bence de. İçinde ne var? Elma, armut, kivi. Kivi? Evet. Kivi kaynattın mı? Evet. Vay be. Mandalina, ayva. Ayva. Evet. Sonra kuşburnu. Kuşburnu. Ve bu kimin tarifi biliyor musun? Kimin? Bihter Ziya Gelin. Sıfır şaka. Behlül'e yaptığı çay bu. He. Evet. Arkadaşlar, genel kültür dese var yani. Ama güzel oldu. Güzel oldu. Bu tarifi Bihter kendisi mi paylaşıyor yoksa? Evet. Kendisi mi yapıyor yoksa? Kendisi yapıyor bir. Behlül'e kendi elleriyle. Ha. Ya. Cemile yaptırmıyor mu? Yok. Salak mısın Cemile? Canlı bitki lazım bize bir iki tane. Oksijen gerektirmeyen, az ışık alan bu tür bir iki tane bitki lazım. Bir iki yere bakacağız. Vedat abinin dükkanına geldik şimdi. Bakalım, bir de karides gelmişse karides alacağız. Arkadaşlar, geldik karides almaya. Tankın içinde birçok çeşit var ama biliyorsunuz bizim akvaryumumuz yapmayız konsepti. Gelmişken onu da karides alalım. Bir de yeni akvaryuma da birkaç farklı renk var burada. Kırmızı, beyazlar, kirazlar. Onlardan bakacağız. Gelin bakalım. Akvaryumun suyundan aldık. Yaklaşsana bak, şurada güzel mavi karidesler var. Arkada siyah beyaz, kırmızı beyazlar var. Bir iki tane karnı dolu yumurta dökecek olanlar vardı. Onları da hemen göstereceğim. Hatta yakalarsam daha güzel olur. Too fast to prepare.
head for these. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Şimdi burada Vedat abinin yerinde yavru bir dişi bet aldık. Bunu biraz besleyeceğiz, büyüteceğiz. Biraz artemya ile vesaire biraz hormon tutacağız. Şimdi kardeşlerimizi aldık. Bet aldık. Bir tane. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hazırlıklarımız bitti. Taşlarımız, yosunlarımız, canlı midyelerimiz, yapraklarımız, canlı bitkiler, karidesler, kum. Hemen hemen gerekli olan bütün ekipmanımız burada. Bahçeden kopardığımız üzüm dalı kurumuştu zaten. Güzel bir kaynattık 3 saat kadar. Artık bunları eklemiyoruz zaten, biliyorsunuz işlem adımlarını. Bir önceki videolardan görebilirsiniz. Şimdi bu saksıyı çok doğal bir ortama çevireceğiz. Öyle içinde ekstra bir filtre sistemi, hava motoru olmayacak. Canlı bitkiler oksijen görevini halledecek. Canlı midyelerimiz var, suyu filtreleyecekler. Tamamen kendi sistemini oturtacağız. Half black balıklarımız yavruladı. Onların yavrularını buraya alacağız. Burada yavrular kendi başlarına büyüyecek, üreyecek. Gelişimlerini burada tamamlayacaklar. Biz sadece eksilen sularını tamamlayacağız. Bizim yapacağımız tek süreç bu olacak. Şimdi başlayalım. Kumumuzu dökerek başlıyoruz. Bahçeden topladığımız taşları 3 saat kaynattık ve artık saksımıza zemin oluşturması için ekliyoruz. Evet, kayaları yerine koyduk. Sırada canlı bitkilerimiz var. Öncelikle palmiye bitkimizi alıyoruz. Mevcut kabı büyük olduğu için daha uygun bir kaba alacağız bunu. Biraz ortalığı batırdık ama sorun değil. Şimdi diğerini yerine bırakıyoruz. Evet, gayet güzel oldu. Saksımızı sabitlemek için Japon yapıştırıcısı kullanıyoruz burada. Suda salınım yapmadığı için akvaryumlarda gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Zehirlemiyor hayvanlarımızı. Ağaç kökümüzü de hem akvaryuma hem de içindeki plastik saksıya sabitleyeceğim. Bahçeden topladığımız yosunlarımızı kenar kısmı yavaş yavaş yapıştırıyorum. Evet, şimdi bayağı bir denedik ama sonunda oldu arkadaşlar. Yosunlarımızı kenara sabitledik. Şimdi onlara bir ağaçla destekleme yapacağız. Yine üzüm dalı bu. Bu da kaynadı 3 saat kadar.
Yordu bizi ama olsun. Evet, yavaş yavaş sona geldik. Son bitkilerimizi ekiyoruz. Birazdan suyumuzu ve balıklarımızı ekleyeceğiz. Ondan sonra projemiz tamamlanıyor. Doğal filtre sistemimizi ekliyoruz. Canlı midyelerimiz. Kargoda bir tek canlı gelen hayvanlarımız bu oldu. Şu ana kadar geri kalan hepsi ölü geldi. Bak, kenardan gösteriyor kendini. Buraya iç filtre ya da dış filtre koymayacağımız için 3 midyemizi de bu akvaryumuza ekliyoruz. Karideslerimiz var. Eğer balıklarımız ölürse onların çürümemeleri, akvaryuma salınım yapmamalarını sağlayacak bu karideslerimiz. Gördüğünüz gibi ilk mavi melek suya dalışını yaptı. Şimdi diğerlerini sırayla alalım. İkinci kardeşimizi de gönderdik. Şimdi kendi yavrularımızdan half break yavrularından 5 tane aldık. Bu 5 tane yavruyu yeni teraryumumuza, akvaryumumuza gönderiyoruz. Şöyle bakın. Bakalım bunların sanı nasıl olacak? Bunun devam videoları gelecek 1, 2, 3 diye. Lütfen takipte kalın. Arkadaşlar abone sayımız evet yükseldi. İzlenmelerimiz de güzel ama izleyenlerin birçoğu abonemiz değil. O yüzden beğendiyseniz bir beğene tıklayın. Bir yorum atın, seviniriz. Bunlar bizim için çok önemli. Şimdi yavrularımızı artık yeni yuvasına gönderiyoruz. Bir tane kaldı. Yavrular şu an akvaryumda. Bakın. Komple doğal sistem. Şimdi olmazsa olmazı oksijeni dengede tutacak, nitratı dengede tutacak bir bitkimiz geliyor. Ve akvaryumun içinde bence en güzel duran bitki de budur. Onu da şimdi yerine gönderiyoruz. Evet, şimdi bir de güzel bir estetik çekiş yapalım ve videomuzu burada sonlandırmıyoruz. Küçük bir beta olayımız var. Bu beta olayını sizinle paylaşacağım. Ondan sonra kapanışı yapacağız ama bir bunun son halini izleyelim. Ondan sonra. Thank you.
arkadaşlar biliyorsunuz ki bir beta kurtardık. Beta satın aldık. Bu betanın hikayesinden biraz bahsedeyim size. Bu beta diğer balıklar tarafından şiddet görmüş. Yemek yememiş, strese girmiş. Bakın çok zayıf kalmış. Karnı neredeyse sırtına yapışmış. İncecik, iskelet gibi bir balık. Bu balığı ya normalde insanlar böyle balık satın almaz. Ama biz satın almak istedik. Çünkü bunu kurtarabileceğimizi, düzeltebileceğimizi düşünüyoruz. O yüzden önce bunu kurtardık. Bir gün boyunca bu bahsettiğim yaprakla beraber stresini azaltmak için küçük bir kabda tuttum. Şimdi onu daha geniş bir kaba alacağım. Daha geniş bir yaşam alanı vereceğiz bu balığımıza. Buna da bir isim koyacağız. Hatta isim önerisini siz yapın. Balığımız dişi bu arada. Yorumlarda verdiğiniz önerileri çok dikkate alacağım. Ona göre bir isim vereceğiz buna. Bu balığı kurtarmak, düzeltmek, sağlığına kavuşturmak istiyoruz. Bakın şöyle ışıkta daha belli olacaktır. Bu balıkta böyle şey de var, parazit de var. Bakın görüyorsunuz. Toparlayacağız. Çok bunu böyle güzel bir balık haline getireceğiz. Yeter ki ilgilenebilelim. O da bizim işimiz zaten. Şimdi bunu yeni yaşam alanına alacağız. Yeni yaşam alanı biraz daha büyük. Daha önceki aldığımız yerde geniş bir akvaryumda ama çok fazla balığın içindeydi. Farklı cins. Oscar falan vardı akvaryumda. Hayvanı dövmüşler. Biraz ufak tefek darbeleri var ama hiç sorun değil. Çok rahat kurtarabiliriz biz bu balığı. Şimdi öncelikle şu yaprağımızı akvaryumdan alıyoruz. Şöyle bir hemen durulayalım. Şimdi yaprağımızı duruladık. Yeni yaşam alanını ekliyoruz. Şöyle. Buraya bir iki tane bitki ekleyeceğim şimdi. Şöyle yaprakları biraz zarar görmüş bir bitkimiz var. Bunu da bu balığımızla beraber iyileştireceğiz. Şu şekilde. Bir balığımızı alalım önce. Suların sesi hemen hemen aynı. Bu yaprak suyun sertliğini biraz da azaltıyor. Beta balıkları çok sert suyu seven canlılar değil. Biliyorsunuz mısır tarlalarında filan yetişiyor normalde. Biraz yalnızlığı da seven hayvanlar. Yanına bilerek eş bırakmayacağız. Böyle sakin bir alanda kendi kendisine toparlayacak. İlerleyen günlerde daha büyük bir yaşam alanı tabii ki oluşturacağız ama şu an elimizdeki imkan bu. O yüzden en iyisini sağlayacağız. Şu balığımızı hiç incitmeden yavaşça elimize alalım. Bu arada suyu kirli değil. Suya bu rengini veren yaprak. Bilginiz olsun. Şöyle yavaş yavaş alıştır. Evet, yeni yaşam alanına hoş geldin diyelim. Daha yakınlaştırayım, daha iyi görün. Yani boyutuna göre yeterli miktarda alanı mevcut. Bu yaprak birkaç gün içinde bu suyu da sapsarı hale getirecek. Stresini azaltıyor. Üreme isteği arttırıyor balıkta. Gerçi balığımız daha yavru ama yine de dediğim gibi biraz kilo alırsa güzel olacak. Son olarak bitkimizi de bırakıyoruz. Şimdi akvaryumlarımız bitti. Son durumlar bu şekilde.
Arkadaşlar, bu serinin devamı gelsin istiyorsanız lütfen abone olun, yorum yapın, beğenin. Bizim için gerçekten çok önemli. Sizin yaptığınız her yorum bizim videolarımızın biraz daha keşfete çıkmasına sebep oluyor. Bu da bizi daha motive ediyor, daha mutlu ediyor. Böylece daha çok video çekebiliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.